O hem çok başarılı bir oyuncu, çok da güzel bir aynı, anne aynı zamanda. Konuğumuz Pelin Karahan efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz gözümüzü alamıyoruz kendisinden. Bakamıyorum ben. Suratına doğru bakamayacağım. Tek ya aşk olsun. Şey, şöyle ki, e, yani uzaktan zaten tanışıyoruz. E, ortak işlerimizde denk geldiğimiz zaman hep sevgiyle birbirimize güzel sözler e, tüketiyoruz ama o hep böyle daha da güzelleşip, daha da böyle tamamlanıp, daha da ee, bambaşka bir hal oluyor. Çok inanılmaz bir şey gerçekten. Ee, nasıl seni böyle daha fazla ilgifatlara bulabildim <laughs> bilmiyorum ama bu 20-25 dakika içerisinde bak neler duyacaksın, sen göreceksin gerçekten. Bizim stüdyomuzda böyle e, düzenli olarak ada çayı da yakılıyoruz. <laughs> <laughs> en çok benim için yaktık Tabii bu arada yaktık, onu evet. da söyleyeyim. Aynen öyle. Ee, evli Mutlu Çocuklu bunun tam karşısında senin fotoğrafını koyuyorlardı. Çok öyle teşekkürler. Şey. Ne güzel ya çok çok güzel gerçekten maşallah demek lazım. Çünkü bizim sektörde aslında zor da bir şey. Zor. Yani bizim aslında meslekte bizim Mert yani senin mesleğin ayrı tabii ki ama televizyon dünyasında evet. diyeyim en azından. Televizyon dünyasında olduğun zaman hem işte atıyorum şartlar hem çalışma saatleri hem işte düzeni hem düzensizliğinden evet. kaynaklı falan derken hem ilişki yaşamak hem çocuk e, büyütmek hepsi aslında zor şeyler. Hem de aynı zamanda bu işi de yapmaya devam edebiliyor olmak. Hepsini nasıl yapıyorsun? Ya aslında o koşturmayı seviyorum galiba beni besliyor bu zor ama bu süreç beni besliyor yani hani hem evime adapte olayım evimle ilgileneyim hem çocuklarım onların okulu yemesi içmesi e kendim bir kadın olarak hani sosyal hayatım arkadaşlarım işim seviyorum ve hani bundan da çok mutluyum yetebildiğimi de düşünüyorum ee, bilmem bana çok iyi geliyor ben öyle boş kalmayı sevmiyorum zaten böyle Hı -hı. oturabilen bir tip değilim hep çalışmam bir şeyler yapmam lazım. E i̇ki çocukla da bunu başarabiliyorum aslında ve bu da hani aslında gurur duyuyorum tabii hani başarabildiğim için en azından. Bir de yani genç yani küçük yaşına genç yaşına demek lazım yani genç yaşına rağmen bir de üstüne de üstlük değil mi? E, ama onun enerjisi iyi tabii hani. Aha ha, evet. güzel. Aradaki yaş farkının az olmasının güzel ve tatlı şeylerini falan da anlatır mısın biraz? Nasıl mesela? Bilmem yani mesela çocukların arandaki yaş farkı çok az olduğu zaman onlarla böyle hani... Ben mesela yani şimdi bir az çocuk az bir jenerasyon, ilk jenerasyon farkı filan olacak herhalde. Yani. <laughs> az değil aslında. İlkiyle 30 yaş var. Yani 30 <laughs> yaşında ilk çocuğumu doğurdum. Ee, yani aslında sabır işi. Hmm. Yani yaş ileri gittikçe çocuklara karşı olan sabrın azalıyor. Hayata karşı tahammülün azalıyor. Azalı, ve tahammül ve sabır işi aslında çocuk büyütmek. Bunu tüm anneler anlar diye düşünüyorum <laughs> söylediğimi. Ee, yani onu tuttuğun sürece o sabrı ve tahammülü aslında çok keyifli. Hı hı. Ama işte yaş artarsa o biraz sıkıntı. Meslekle birlikte peki ikisini bir arada götürmek nasıl oluyor? Yani, yani evliliği bir tarafa bırakalım, kenara koyalım. Çocuklu bir e, çocuk çocukları olan hı hı. bir e, oyuncu olarak mesela. E, nelere dikkat ettin? Nelere dikkat ediyorsun? Yani işte seçimlerini onlara göre mi yapıyorsun? Yoksa kendi istediğin şeyler daha ön planda mı tutuyorsun? Nasıl ayarlıyorsun Yani Öncelik yaşayan? tabii ki biraz ailem oluyor ama ben Anladım. Ali Demir 9 aylıktı. Ben sete gidiyordum. Yani hı. ilk çocuğum 9 aylıktı. Daha yürümüyordu bile ben. Dizi çekiyordum. Hı -hı. Hani biraz şartlarımızı o zaman ona göre daha belirliyorduk. Hani e, ama şimdi artık şeyler de öyle. Hani işte 12 saati geçmemeye çalışalım setlerde. Hı -hı. Hani iki gün repo vermeye çalışalım. Hı -hı. Hani bakalım durumlara falan. Hani biraz daha şartları da yumuşatabiliyorlar hani oyuncular Hı -hı. için. Ama atıyorum yani gerekirse çalışırsın da zaten artık ben onu emzirmiyorum, bir şey yapmıyorum. Bebeklikten çıktılar. Onların bir okul hayatı var. Hani evet hani aile öncelik ama bir yerde de iş var bence bu dışarıdan algıyla alakalı. Böyle bir şey var. Hani artık çocuk doğurdun yapmazsın. Aa, ya. Öyle bir şey var ya da atıyorum hmm. bir dönem yemek programı yaptım. ...ikinci çocuk olduktan sonra e artık iki çocuk var nasıl dizi setlerine geri dönecek? Hmm. Ya niye dönmeyeyim ki? Ben zaten çalışıp hani kendi paramı kazanmayı becerebilen, seven Maşallah. ve ayakta durmayı seven birisiyim. Bu biraz genel olarak bir tabii Türk, Türk halkında böyle bir algısı var ister istemez. Hani, hmm. hani artık yapmaz, artık evet. etmez, yetişemez, yapamaz. Hani niye olmasın ki? Onu seviyoruz ya da o kolayımıza geliyor. Sen ama herhalde çalışmayı da çok seven bir insan. Çok seviyorum, oturamıyorum evet. Aynen. Ya Bir de hep Ali Demir'le de Can'a da öyle dedim. Diz setine gittiğim zamanlar hani evden hani anne bir arkadaşına gidiyor, bir doktora gidiyor diye kaçmadım. Ben işe gidiyorum. Hmm. Hani anne işe gider. Hmm. Hani evet baba Sağol. gider, anne de gider, parasını da kazanır, akşam da evine gider. <laughs> yani onu bilsinler istiyorum yani kadının çalışabildiğini çünkü ben erkek çocuk yetiştiriyorum. Bunu bilsinler. Sadece erkekler çalışmaz bu hayatta. Kadın öyle için... gibi bir şey var. Neyse. Biraz Plastemiz var. Neydi herhalde? <laughs> Kadın için erkek çocuk daha mı güzel gerçekten? Ben hep böyle mesela erkek hmm. için yani e, kız çocuğu çok keyifli gibi geliyor bana dışarıdan bakınca öyle diyor, ama o içeriden öyle mi? Erkekli bir aşk yaşıyorsunuz O bir doğru Kaç yani. Kaç yaşta şey? bu arada? Ee, biri beş buçuk altı olmak üzere öbürü de işte işte 3.5 4. Yani 6 ve 4 diyelim aşağı yukarı. Çok farkındalar artık. Her şeyin farkındalar Tabii. yani. Aynen ee, öyle. mesela böyle hani ben, beni bile e, mesela bir yere bir yerde yürürken birisi diyor ki mesela "Aa Burcu hanım az önce siz seyrettik ya. Aslında o böyle değişik bir şey ya. Az önce televizyondaydı şimdi de burada filan. Evet. Antalya'dayız ama o sırada mesela yani değişik bir duygu. Mesela çocuklar nasıl karşılıyorlar? Yani anne Televizyonda görüyorlar mesela burada ya da ne bileyim sen tabii ki çok sevilen ve çok beğenilen bir e, insan olduğun için herhalde e, seni bir yerde gördükleri zaman Belin Hanım fotoğraf çektirebilir miyiz yani çok fazla insan oluyordur. Yani anne böyle e, değişik insanlarla hiç tanımadıkları insanlarla fotoğraf çekiliyor evet. falan hani bunları falan takip ediyorlar mı aradaki farkı? Anlayabiliyorlar mı? Ee, Soru işareti oluşuyor mu kafalarında? Büyük olan artık onu algılamaya hmm. başladı. Ee, i̇şte reklam panolarında bu dışarıda gördüğümüzde, Ah sensin falan diye işte markette ürünlerinin üstüne falan, tabii. evet anneciğim benim falan diye. <laughs> Sonra güzel. bir gün röportaj e, canlı yayın yapıyorduk, ben bir yerdeydim, onlar da evden beni seyretmiş. Güzel. Eve gelince bana kızdı, senle konuşuyorum bana niye cevap vermiyorsun ah, diyor. İşte hani biz Zeki Murat bizi görecek mi? <laughs> <laughs> aslında tam Ali Demir'in yaptığı olay ee, dışarıda fotoğraf çektirirken de Ali Demir hemen gelir Aha. ve kadraja girer hiçbir şey söylemez ama yanıma yanaşır o da böyle poz verir. Hani sahiplenme efektimi yoksa olsun... fotoğrafta olma acaba? Bilmiyorum ama onu hani hiç sorgulamıyor niye çektiriyorsun Aha. demiyor kıskanmıyor da ama Hı. o doğru da orada olmak yani istiyor. Bir de onunla reklam falan da çekmiştik hani o da ünlü aslında hani sokakta onu tanıyan insanlar da var bilmiyorum nasıl büyüyecekler <laughs> böyle ama zor. <laughs> Ee, şöyle bir şey sorayım sana ama Hı. düzgün bir şekilde sormaya çalışacağım. Nasıl istersen bizim programımız sor. bizim hep böyle söylüyorum ben zaten biliyorsunuz. Değil, benim tarzım da böyle. Benim program yaptığım insanların tarzı da <laughs> ve programımızın tarzı da böyle. Hep böyle hani özel hayata çok fazla girmeden ama merak ettiğimiz şeylere ya da böyle e, izleyicilerimizin de merak ettiğini düşündüğümüz şeyleri e, soruyoruz. Sen mesela bir plan bir hayat mı yaşadın, yaşıyorsun sence? Yani böyle hayal, küçükken hayal kurardığında... ...atıyorum işte şöyle bir işim olsun... ...şu yaşta evleneyim... ...şu şu kadar çocuğum olsun... ...falan gibi böyle hmm. hani... ...minik küçük hayaller e, kurduğunda... ...biraz benzerlerini yaşıyor musun... ...yoksa bambaşka bir yerde misin? Çünkü ben mesela ha. bana sorsan... ...ben 22 yaşında evlenmiş... ...24 yaşında anne olmuş bir <laughs> insan olacaktım... ...45 yaşındayım hala bekarım. ...yani <laughs> planlar, yok, planlar konusunda <laughs> hiç iyi değilim... ...yani o yüzden yapmayı bırakalı da ha. bayağı oldu... Ee, ama mesela merak da ediyorum hmm. aslında insanların neler yaşadığını o süreçlerinde. Bazıları evet kurduğum şeyler oldu. işte atıyorum babasız büyüdüğüm için ileride bir ailem olsun. <laughs> ne güzel. Hani bir yuvam olsun, çocuklarım olsun. O hep böyle bir hayalim vardı. 30 yaşında anne olsam keşke diyordum. Ne tutturdum. Güzel, <laughs> <çok güzel. gülüyor> o da oldu. Ee, ve hep bir erkek çocuk istiyordum. Ha, ee, i̇şte güzel, O da gene aslında güzel. biraz babasız olmanın da getirdiği bir şey. <laughs> hani bir erkek ailede bir erkek hani beni bırakıp gitmeyecek belki bir erkek figür. Hmm. Şimdi üç tane oldu çok şükür. Hmm. Ama işte işle ilgili asla hayaller kurmadım. Hmm. Asla böyle bir işim olduğunu hayal etmiyordum. Ben bayağı böyle işte beyaz gömleğimi giyim, topuklu ayakkabılarım, elimde dosyalarım. Bir ofis hayatım olur diye düşünüyordum. Hani Harika, işle ilgili hep hayat bana ne getirdiyse biraz mantımı, biraz da şansımı kullanarak, kalbimi dinleyerek hep yol aldım. Hala işle ilgili çok plan yapmıyorum. Ama hani aile ve hani daha özel hayatla ilgili hayallerimi çok şükür gerçekleştirdim. Rejiden... Ha, ne? <laughs> böyle şeyler geliyor. Ne? <laughs> Diyorlar ki yani eğer doğruysa tabii ki böyle e, değilse de yanlış bir bilgiyse, yanlış hmm. bir lafsa, sözse tamam. eğer bizi düzelt lütfen. E, beni hayatta en çok heyecanlandıran şey mi? Makarna mı? Makarna <laughs> mı Bizim geldiğimiz yerle yani alakası yok. Beni heyecanlandırabilir miyim? Beni mi en için? çok heyecanlandıran şey ne dediniz sevgili yönetmenim? Ne demiş ya yani, En çok beni en çok heyecanlandıran kişi eşim mi? Öyle bir şeyiniz var mı? Yo makarna diye cevap Başkası aldım. Başkasına ne olabilir mi acaba? <laughs> Benimki makarna çıkmadı. <laughs> gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> o da iyi gayet iyi, Yok öyle bir şey söyledi mi bilmiyorum ya. Eşim ben, ya, ben öyle çok de... en çok biraz çok iddialı laflar olsun. Eline bakar eşim diyor. <laughs> Hadi öyle bağlayalım. <laughs> öyle bağlayabiliriz yani. istersen. Ya da şeyde ne de ocağın başında bana makarna pişiren eşim falan gibi böyle bir şey olabilir herhalde. Bilmiyorum şey, çok kim yani. daha laflar söylemem öyle ben evet, genelde. Evet, evet yani bak gördün mü aynı şey. Çünkü ben evet. de böyle başka bir programa gittiğim zaman falan söylemediğim bir lafla böyle söylemediğim bir laf böyle bir şey söylemişsiniz falan. Evet. Böyle karşı tarafı da zor bir durumda bırakmak Tabii. da istemiyorsun. Yani öyle bir vermemişimdir herhalde. Ama o şeydir bir röportaj verirsin. Ertesi gün manşet, manşet nasıl çıkacak şey. acaba? Çünkü oradan bir amayı ileyi çıkartırsam bambaşka bir algı ha. çıkar o manşette. Bu da biliyorsun başımıza gelen en büyük tabii, sıkıntı tabii. aslında. Sizi heyecanlandıran şeyler falan işte ne bileyim şey diyebilirsin. İşte çocuğumla çocuğumun işte ilk yürümesi de atıyorum. Ya da işte atıyorum çok lezzetli bir makarna da. Ya da işte eşimin beni tabii. bir yemeğe çıkartması da beni heyecanlandırabilir. Demişsen eğer kazara. Evet, belki de evet. Oradan olamıştı. Çok heyecanlandı <laughs> Mutlu evliliğin sırrı ne diye sordu rejimiz yine Mutlu soruyor. Mutlu evliliğin sırrı. Ay um... Abi şey diyebilirim. Ya sır mesela. gibi değil tabii Hala. de. Böyle baş başa yemeklere çıkabilmektir belki hmm. atıyorum. Ne bileyim çocuklarla da çok vakit geçirebilmektir. Ya da ne bileyim seyahatlere beraber çıkmaktır. Ya da çok gülüyor olmaktır. Ya da arkadaş olmaktır. Ne Nedir sence? Yani tabii zor bir soru aslında. Genelleme hmm. yapmak da zor. Ama e, yani bir kere çocuklu evlilik ve çocuksuz evlilik arasında bence çok fark var. Hmm. Yani çocuklu evlilik olunca onlar önceliğiniz oluyor. Bizde iki tane öncelik var. Ve ikimiz de çok düşkünüz. Her şeyden önce onlar olduğu için siz biraz karı koca olarak geri planda kalıyorsunuz. Hmm. Biz işte biraz kendimize vakit ayırmaya çalışıyoruz dediğin gibi. Hani biraz daha baş başa vakit geçirmek. Hani eskiden seyahat edebiliyorduk şimdi çok yapamıyoruz gerçi ama. Hani biraz çocuksuz da vakit geçirmeye çalışıyoruz ama... İster istemez onlar önceliğimiz. Bunlar evliliği biraz daha hani zorlayan şeyler. Ee, ama tabii sabretmek, anlayışlı olmak... ...bir taraf e, yükseldiğinde bir tarafın biraz daha altta kalması... ...zaman zaman hani bir sürü şey var. Tek bir tane olsa keşke ama... ...fazla bir aslında şey var ve kişiden kişiye de değişir. Her karakter farklı, her kadın, her erkek farklı. Biraz özel hayattan iş hayatına e, geçiş yapmak tamam. istiyorum iznin olursa. Böyle mesela... E, her gelen oyun e, yani daha doğrusu sanatçı misafirlerimize hmm. sorduğumuz şeyler bunlar. E, biz yani kendi programımızda da aynı şeyi hissediyoruz. Biz izlemekten keyif almayacağımız bir şey yapmak istemiyoruz mesela. Yani bizim ilk başı bu işe başlarken e, geçen senenin başında hedefimiz oydu. E, evde oturduğumuz zaman bize de keyif versin. Öyle bir iş yapmak istiyoruz. E, senin yaptığın işlerde de mesela e, senin şanslı bir şekilde... Böyle çok güzel, kaliteli ve gerçekten evde kendin de oturup izlediğinde çok keyif alacağın işler yapabildiğini hı hı. E, fark ediyorum. Bu sence senin bir şansın mı yoksa çok seçici olduğun için mi aslında? Ha Burcu bir otursak konuşsaksın aslında ne dertlerim oldu bugüne kadar da diyebilirsin aslında ama e, bu bir şans mı sence yoksa çok seçicisin o yüzden mi bu kadar iyi işlerde yer alma şansına sahip oluyorsun? Yani çok seçici değilim aslında öyle olduğumu düşünmüyorum. Hani güzel işler çok gibi. böyle hani Akıllı kırk yarıp hani öyle bakmıyorum işlere. Şans bence burada evet hani çok yağvar gitti. Bir de aslında az işte oldum ama Hı. uzun süreliydi. Evet. Esas şansım oydu yani doğru ekiplerle uzun süreli çalışmak. Yani bir kavak yerleri çektik beş yıl. Maşallah. Yani beş yılda millet otuz tane kırk tane iş değiştirirken ben bir solukta iki e, yüz bölüm çekmişim yani. Hı. Hani e, muhteşem desen öyle muhteşem yüzyılda yılda iki yılında ben vardım. E, bir yemek programı yaptım bir buçuk yıl gitti. Yani yüzlerce bölüm çektik. Aslında kalbimi biraz da aklımı dinlediğim yerde ve şansım yani bu işlerde evet hani şanslı olduğumu iddia ediyorum ama çok çalışkanım yani o konuda hani çalışkan olmasam e, o işlerde o kadar uzun süre kalmazdım diye düşünüyorum ya da onun karşılığını almazdım muhtemelen yani o biraz da şey nasıl diyeyim yani belki evet biraz da hani dönemle alakalı atıyorum. Belki işte hamileliğimde ya da yeni çocuk doğurduğumda kaçırdığım işler olmuştur. O da benim şansımdır. Ona da artık hmm, yapacak doğru. bir şey yok. Ama şimdiye kadar olanlar hep olması gerektiği gibiydi bence. Doğru bir insan olduğu zaman belki de doğru şeyler karşısına çıkıyor. Aslında öyle bir şey de olabilir. Bir de hırslı değilim galiba. Hayır. Azimliyim. Çalışırken hmm, çok azimliyim. Atıyorum yani Dizi oyuncusuyken bir anda yemek programı yaptım. Program biliyorsun bambaşka, bambaşka bir, şey. bir şey. Konuk ağırlamak, onu idare etmek çok farklı bir şey. Bilmiyordum ama öğrendim. Öğrenmeye çalıştım. Bana sorarsan ee, oyunculuk da çok zor. Çünkü neredeyse hayatınızın yarısı beklemekle geçiyor başkasının. Orada işte beklemek zor. <laughs> beklemek ya için Evet <laughs> inanılmaz. Çok, çok şey. yoruyor. Ben mesela 24 saat çalışabilirim oturmadan. Ama 4 saat çalışıp 20 saat beklersem evet. düşüyorum. Ki birçok oyuncu arkadaşım da bunu hissediyordur. Evet. Bizi beklemek çok düşürüyor. Hmm. Zor şartlar altında çalıştığınız setler oldu mu çok, peki? Çok evet. Nasıl mesela saatsel anlamda mı yoksa e, belki de gerginlik anlamında bile olabilir. Gerginlik değil ama saatsel olarak zaten Hı. özellikle kavak yerleri Hı. yani alarmımızın sabah alarmımızın tekrar sette çaldığını biliyorum. Hani herkesin e, telefonlarının 22 saat 20 saat 5 yıl boyunca yansıkış. Dizi çok uzun olduğu zaman. O zaman abi, çok biliyorsun. uzundu ve hani hakikaten hunharca çalışıyorduk. Hı. Bir de çok zor sahnelerde çektim. Hani bir hani gençlik dizisiydi ama Hı. içinde çok draması da vardı. Hı. Hani kaçırıldım. Sevdiğim ee? öldürüldü ben ya. morga girdim çıktım çok. toprağa girdim hani Hı -hı. şeyden çıktım resmen mezara gömdüler Hı -hı. en zoru mesela oydu baya böyle burama kadar toprak atmışlardı bir gece ormanda yönetmenimiz demiş ki nefesini tut bir 30 Ç saniye he. suratını da atacağız hemen açacağız dedik öyle bir şey yok yapamam. Ertesi gün çünkü mesela hemen psikoloğa gitmiştim yani Hı -hı. bir panik atak başladı bende yani çünkü ağla üzül dram çek çok zor aslında bende işte... olarak. Iki, bir sonraki sorum da şu olacaktı. Mesela Muhteşem Yüzyıl mı senin için daha zorlu olmuştu yoksa... Yok Kavak yani ha, çok zor. Gerçekten mi? Muhteşem'de tabii daha e, kurulu bir set düzeni. Hmm. Hani piloto çekiyorsunuz, şartlar daha kolay. Dönem ee... Şartlar daha kolay dediğin şöyle bir şey. Ne o, o setle ilgili şöyle bir şeyimiz var. Bir sultanı oynamak nasıl bir duygu diye rejiden bir soru <laughs> geldi. Güzel. O soruyu da sorarız tabii ki. <laughs> Ama şey e, bizim böyle tabii ki e, nasıl derler... Şöyle şanslı olduğunuzu duymuştuk belki... Dışı beni, içi seni dersin. O da farklı olabilir ama e, siz galiba uçaklar geçerken mi? S S evet. Öyle sürekli biết. uçak geçiyordu. <laughs> bir buçuk dakikada bir falan geçiyordu. Orası tabii havalimanına çok yakındı <gülüyor> <gülüyor> plato, muhteşem bir platosu ve sürekli uçak geçiyor ve sürekli. O Dönense dönem uçak olamayacağı için. Bir şey değil tabii. <laughs> yani sürekli kesiyorduk ve uzun laflarımız vardı <laughs> <laughs> Halit hani evet. abiyle falan. Tam böyle duyguya giriyoruz. Baba kız bir ağlama sahnemiz var. Uçak geçiyor falan. Hadi kestik uçağı bekle. Zor. O kısımlar teknik olarak zor ama oyuncu ve duygu ve çekim şartları olarak da kavak yerleri çok zordu. Ama Hı -hı. beni de çok besleyip büyüttüğü için çok mutluyum oradan da çıktığım için. Işte. Bir küçük aramız var galiba Hı -hı. rejiden ee, anladığım kadarıyla. evet. Küçük bir VTR'miz var arkadaşlarımızın hazırladığı. Hı -hı. Onu izleyelim tamam. ardından sohbetimiz devam edecek.